Herkese merhaba. Vodafone'un geçtiğimiz günlerde tanıtımını gerçekleştirdiği Vodafone Smart 4 Power Türkiye'de üretilen ilk 4G telefon olma özelliğini taşıyor. Alcatel işbirliğiyle geliştirilen bu akıllı telefon Vestel'in Türkiye'deki tesislerinde üretiliyor. Üretilecekken doğrusunu söylemek gerekirse Vodafone'un geçtiğimiz aylarda küresel pazarda da duyurmuş olduğu bir akıllı telefonu Vodafone Smart 4 Power ve Türkiye'de söylediğimiz gibi üretilen ilk 4G telefonu olma özelliği taşıyor. Elimize gördüğünüz gibi daha jelatini açılmamış bir ambalaj geldi. Vodafone Smart 4 Power test merkezimize ulaştı bu şekilde ve ambalajı üstünde gelen her cihaza yaptığımız gibi Vodafone Smart 4 Power'ın da açılışını beraber gerçekleştiriyoruz. Hemen açılışı gerçekleştirelim. Onun için jelatini şöyle zaten açılmış olan, yırtılmış olan bir yeri vardı. Oradan şöyle yırtarak açılış işlemlerini başlatalım. Şurada da Vodafone etiketi var. Dağıtıcı etiket. Onu da şöyle tırnağımızı yırtalım ve gördüğünüz gibi Vestel üretimi oldu. Anlaşılıyor. Garanti belgesi çıkıyor. Vodafone Smart 4 Power'da bir güzellik yapılıyor kullanıcılara ve 16 GB kapasiteli microSD HC kartı hediye ediliyor. Ve karşımızda Vodafone Smart 4 Power şöyle poşetinden çıkaralım. 5 inç ekran var. 1.3 GHz 4 çekirdekli işlemci. 3000 mAh gibi yüksek bir kapasitesi var. Bataryası var. Ve Android 4.4 KitKat geliyor bu telefonda. Gördüğünüz gibi daha kapağı yok. Kapağı da sanırım içeride. Vodafone etiketi var. NFC etiketi de var. 2 adet ücretsiz veriliyor. Onunla ilgili kullanım kılavuzları var. Ve kapak gördüğünüz gibi şöyle alabilirsem. Kapağı da alıyoruz. Kapak da bu şekilde. Ve daha sonra seyahat şarj adaptörü ve micro USB kablosu ve de gördüğünüz gibi kulaklık kutudan çıkanlar bunlar. Şimdi Vodafone Smart 4 Power'ın açılışını gerçekleştirelim ve cihazın şöyle kullanıcı yüzüne bir göz atalım. Neler var neler yok bakalım. Geri geliyoruz. Vodafone Smart 4 Power'ın kurulumunu yaptık. İlk kurulumunu gerçekleştirdik. 1-2 dakika gibi kısa sürede ve karşımıza gördüğünüz gibi Smart 4 Power'ın giriş ekranı. İlk açılışta çeşitli ipuçları çıkıyor gördüğünüz gibi. Beni cihazın kullanıcı arayüzü hakkında bilgilendiriyor. Şöyle parlaklığı biraz kısalım ki videoda düzgün gözüksün. Evet gayet yeterli. Ve Smart 4 Power gayet hoş görünen bir cihaz. Ekranı da 540x960 piksel çözünürlük desteği sunuyor. Bu da yeterli bir görüntü kalitesi anlamına geliyor. Tasarım çok çekici değil ancak çok da kötü değil. Kaliteli bir telefon var hissi veriyor Vodafone Smart 4 Power. Ve gördüğünüz gibi plastikten yapılmış bir akıllı telefon var karşımıza. Ekran altında, 5 inç ekran altında kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları var. Bunlar dokunulduğunda bir süre aydınlatılıyor ve daha sonra da kullanılmadığı durumlarda sönüyor. Üste 5 megapiksel kamera var. Sol kenarda herhangi bir şey görmüyoruz. Sağ kenarda ise ses tuşları ve güç butonu yer alıyor. Alta doğru ilerlediğimizde de gördüğünüz gibi arka kapağın açılması sağlayan bir çentik yer alıyor. Arkada kamera var gördüğünüz gibi. Kameranın hemen altında ikinci bir mikrofon ve flash yer alıyor. Vodafone logosu, LTE 4G logosu ve hoparlör de gördüğünüz gibi telefonun arkasında yer alan diğer unsurlar arasında bulunuyor. Android 4.4 KitKat yüklü geliyor akıllı telefonda ve Google'un Assistant Launcher olarak adlandırılan kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Fazla müdahale yok. Gördüğünüz gibi çeşitli Vodafone uygulamaları yüklü olarak sunuluyor telefonda. Bunun dışında da çeşitli ana ekran bileşenleri var. Yani temele yakın bir Android deneyimi sunuyor Vodafone Smart 4 Power. Vodafone uygulamaları gördüğünüz gibi ana ekranda da bir klasöre eklenmiş. Aynı şekilde yine Google uygulamalarını da ana ekranda bir arada görüyoruz Vodafone Smart 4 Power'la. Vodafone Smart 4 Power'la ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı ilerleyen günlerde yayınlayacağımız incelemede bulacaksınız. Şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.